Herkese merhaba. Hatırlayacak olursanız 2013 yılının sonlarında Apple iPad Air'i çıkarırken iPad Mini'yi de Retina ekranlı hale getirmiş. Aynı zamanda iPad Air ve iPad Mini'nin teknik özelliklerini de birbirine hemen hemen eş değer hale getirmişti. Ne var ki 2014 yılında iPad Air 2 çıktığında iPad Mini tarafında sadece ufak tefek güncellemelerin yapıldığını ve iPad Mini 3'ün çıkarıldığını görmüştük. iPad Mini tarafında beklenen güncelleme, beklenen sıçrama elimde tutmuş olduğum iPad Mini 4 ile birlikte yapılmış oldu. iPad Mini 4, Apple'ın 4. nesil mini tableti, gördüğünüz gibi incelmiş boyutlarıyla dikkat çekiyor. iPad Air 2 ile aynı kalınlığa sahip olan iPad Mini 4'ün kasası aynı zamanda yine uzay grisi, gümüş ve altın renk seçenekleriyle sunuluyor. İşlemci tarafında Apple'ın iPhone 6'da yer verdiği Apple A8 işlemci mevcut. Bunun yanı sıra 2 GB RAM, 16, 64 ve 128 GB'lık dahili hafıza seçenekleri iPad Mini 4'te mevcut. iPad Mini 4'ün sadece Wi-Fi ve elimde tutmuş olduğum Wi-Fi LTE destekli modelleri var. Eğer iPad Mini'yi dışarıda kullanmayı düşünüyorsanız elimde tutmuş olduğum SIM kartlı modeli tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. iPad Mini 4'te 2048x1536 piksel çözünürlüklü Retina ekran var. Bu IPS arka aydınlatmalı ekran gerçekten geniş görüş açılarına ve yüksek parlaklığa sahip. Aynı zamanda lamina ekran teknolojisinin kullanımı sayesinde ekran yüzeye bir hale yakın, sanki camla bitişik gibi duruyor. Böylelikle iPad Mini 4 kullanıcıların elde edeceği görsel deneyim de bir hayli fazlalaşmış oluyor. iPad Mini 4 rahat tutuluyor, görmüş olduğunuz gibi. Tek elle iPad Mini 4'ü rahatlıkla tutabiliyorum. Kalınlığın azaltılmasıyla birlikte tek elle tutmak biraz daha kolay hale gelmiş. Bir kitap okurken veya gazete okurken de tek elle kullanım görmüş olduğunuz gibi bir hayli rahat şekilde gerçekleştiriliyor. iPad Mini 4'ün tasarımına baktığımızda altta Lightning portunu ve hoparlörleri görüyoruz. Üst tarafta 3.5 mm kulaklık jack'ı, güç butonu yer alıyor. Sağ tarafta ses tuşları var ve mikrofonu görüyoruz. Burada daha önce bir de ses kapatma veya düşey yön kilit anahtarı vardı. Artık o kaldırıldı. Elimdeki SIM kartlı model olduğu için nano SIM kart yuvası mevcut. Sol tarafta herhangi bir giriş çıkış görmüyoruz. Burası genellikle manyetik bölüm. Burası smart cover kapağı tutturmak için kullanılıyor. iPad Mini 4'te Apple'ın en son işletim sistemi iOS 9 yüklü olarak geliyor. iOS 9 ile birlikte iPad tarafında özellikle çoklu görevle ilgili önemli değişiklikler yapıldı. İki uygulamayı iPad Mini 4'ün ekranında aynı anda açıp kullanabilirsiniz. Bir tarafta internette gezinirken bir tarafta notlar uygulamasını açıp not alabilirsiniz. Veya isterseniz FaceTime görüşmelerini veya videolar uygulamasında veya Safari'de oynattığınız bir videoyu doğrudan ekranın bir köşesine alıp diğer taraftan başka işlerle uğraşabilirsiniz. Bunun dışında yine Apple'ın uygulamaları GarageBand, iMovie gibi uygulamaları da iPad Mini 4'ün ekranında, nispeten büyük ekranda rahatlıkla kullanabilir, çalışmalarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. Kamera tarafına baktığımızda iPad Mini 4'te yine 8 megapiksel EyeSight kamera geliyor. Ön tarafta da FaceTime kamera mevcut. iPad Air 2'deki kamera özelliklerini aynı şekilde iPad Mini 4'te de görüyoruz. Kamera uygulamasına baktığımızda yine iPad Air 2'de sunulan kamera özelliklerinin iPad Mini 4'te de sunulduğunu görmekteyiz. Çeşitli video özellikleri mevcut. Yine kare modda, panoramik modda fotoğraflar çekebilirsiniz. Ağır çekim, hızlı çekim gibi video özellikleri de iPad Mini 4'ün kamerasında yer alıyor. Normalde bir tablette fotoğraf çekmek, video çekmek o kadar pratik değildir. Ancak iPad Mini 4 kompakt boyutlarıyla fotoğraf veya video çekerken de acil durumlarda işinizi rahatlıkla görecektir, ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. iPad Mini 4 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tabletle ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'da yer alan detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.